Merhaba arkadaşlar, e, ismim Dinara. Ben Meray. E, bugün Güney Kore eğitim hakkında en popüler sorulara cevap vermek istiyoruz ve yanlış e, bilgileri düzeltmek istiyoruz. O yüzden soru-cevap video çekmeye karar verdik. Başlıyoruz. Tamam. <laughs> Kore'de dil eğitimi almak için Korece ve İngilizce bilmem gerekiyor mu Meral? Kore'de dil eğitimi almak için sizden herhangi bir e, dil belgesi beklememektedirler. Bundan dolayı hiç Koreceniz olmadan da İngilizce olmadan da Kore dil okullarına başvuru yapabilirsiniz. Süper. İkinci soru. Hesapta para göstermem gerekiyor mu ve göstermeden gidebileceğim bir dil kursu var mı? Eğer okulların regular programlar dediğimiz düzenli programlarına gidecekseniz 2,5 ayda 6 ayda giderseniz gitsin hiç fark etmez. Banka bakiyesi göstermeniz gerekiyor. Bu genelde 8 bin dolarla 10 bin dolar arası oluyor. Ama special programlara, summer programlara, kış programlarına giderseniz bunlardan, bunlar da sizden herhangi bir şekilde banka bakiyesi talebi etmiyorlar. Tamam. Üçüncü soruya geçiyorum. Sadece anlaşmalı okullara mı başvuru yapabiliriz? Bizim anlaşmalı okullarımız nelerdir? Öncelikle bizim dil okulu özelliğinde ve normal lisans özelliğinde, yüksek lisans özelliğinde üç tane anlaşmalı okullarımız var. Kyonbuk, Yonjin ve Sol Biric olarak. Biz sadece bu okullara başvuru yapmıyoruz. Zaten bizim sloganımız da bu. Sizi istediğiniz her okula her şekilde yerleştirebiliriz. En yakında hangi okullara biz kabul aldırdık? En, yakın en yakında dil okulu olarak Yonsei ve SNU'ya yani Seoul National Üniversitesi'ne kabul aldırdık öğrencilerimizi. Evet. Dördüncü, Kore dil eğitim ücretleri ne kadar? E, bu başvuru yapacağınız bölgeden ve okuldan okula çok değişkenlik gösteriyor. TAP üniversite giderseniz tabii ki de daha pahalı olacaktır. Daha e, devlet okullarına giderseniz bir tık daha ucuz olacaktır. Ama genel olarak e, 1200 ile 1500 dolar arası bir kur olarak düşünebilirsiniz. Bir kur yaklaşık ne kadar sürüyor? 3 ay. Tamam. <laughs> her öğrenciyi her okul kabul ediyor mu? Ee, şöyle bir yanılgıya düşüyoruz. Dil okulu olduğu için her öğrenci her okula girebileceğini düşünüyor. Aslında hayır. Ee, okul, dil okulu bile olsa, ücretli bir şekilde bile bunu yapıyor olsanız öğrencilerin profilleri okullar için çok önemli oluyor. Ee, yedinci soru. Kore'de hangi burslar var? Dilek'te dil bursu var mı diye bir soru çok soruluyordu. O ha, Evet kısma doğru. Gidelim. Dili bursları şöyle okullarda dil bursları maalesef bulunmamaktadır ama çok nadir okullar topik 5'iniz varsa işte çok kısmi bir şekilde indirim size ofurlayabilirler ama bunlar da çok nadir okullar yani siz kendiniz karşılamalısınız. Veya e, ikinci dönem için burs verilebilir. Örneğin siz birinci dönemde hepsi A, A plus. Aldığınız ise belki %50 indirim verebilirler ama bu ilk dönem için değil ikinci üçüncü dönem için geçerli olabilir. Kore'de hangi burs türleri vardır? Güney Kore'de hükümet, kurum ve üniversite bursları var. Örneğin Kore Hükümet Bursu, POSCO Bursu, KAIST Üniversite Bursu, EFHA Bursu, USTGIST, UNIST vesaire burslar mevcuttur. Bir de okulların kendi bursları da var. E, freshman bursları dediğimiz burslar ilk dönemde çok eğitiminizde belli bir indirim alabileceğiniz burs türleridir. Bunun için de bir hazırlık süreci geçirmeniz gerekmektedir. Ee, diğer bir soru, e, Kore'de okumak için YKS'ye girmem şart mı? Sen cevap verebilirsin daha iyi olur. <laughs> Kore'de okumanız için YKS'ye girmek gibi bir şart bulunmamaktadır. Hatta burada sayısal ya da eşitarlık ya da sözel okumuş olmanız oradaki seçeceğiniz bölümü de etkilememektedir. Sadece şuna dikkat etmek gerekiyor. Çok mühendislik okumak isterseniz ve tap üniversitelerde okumak isterseniz e, sayısal alanlardaki ilgilerinizi onlara değişik şekillerde, değişik sınavlarla kanıtlamak durumunda kalabiliriz. Kore'de üniversite başvuru yapmak için hangi sınavlara girmem gerek? Evet, bu çok popüler soru. Aslında herhangi bir sınava genelde girmenize gerek yok. Sadece dil sertifika ve diğer e, gerekli evrakları toplamanız gerekiyor. Bazı bölümler için örneğin işte e, tıp, e, müzik gibi e, bölümlere başvuru yaptığınız zaman sınav ve mülakat yapılıyor. Yoksa genelde diğer bölümler için herhangi bir sınava girmenize gerek yok. Kore'de %100 İngilizce eğitim veren kurumlar var mı? Evet çok var. Hem lisans hem yüksek lisans için ee, her üniversitede en az bir tane bölüm %100 İngilizce veriliyor. Ama e, %100 İngilizce veren üniversiteleri konuşursak bunlar mesela Solbridge, e, Wolfson University bizim anlaşmalı olduğumuz okul, KAIST, UNIST, GIST bunlar bu üniversitelerde %100 İngilizce eğitim verilmektedir. Hem lisans hem yüksek lisans için hem lisans üstü programlar için mevcuttur. E, Koro Üniversite kazanmak için hazırlıklara ne zaman başlayabilir? Evet, bu da çok güzel bir soru. buradan şunu anlamanız gerekiyor. Siz ilk önce burslu mu okumak istiyorsunuz? Korece mi okumak istiyorsunuz? İngilizce mi okumak istiyorsunuz? Top mu üniversiteye girmek istiyorsunuz? Yoksa ortalama bir üniversite sizin için okey mi? Ona göre tabii ki de başvuru süreci değişiyor ve sizin profilinize göre yani sizin ne kadar iyi bir akademik başarınız var ne kadar lider potansiyel katkınız var lider olma potansiyeliniz var katkı sağlama potansiyeliniz var elinizde hangi tecrübeler sertifikalar ödüller var ona göre tabii ki de prosedür değişiyor ve süreç değişiyor ama minimum bir yıllık bir eğitim süreci başvuru yapmadan önce bir yıllık bir hazırlık süreci tavsiye ediyoruz. Burada karıştırılan bir şey var. Başvuru süreci ile hazırlık süreci birbirinden ayrı süreçlerdir arkadaşlar. O yüzden o kısmı iyi e, analiz etmeniz gerekiyor. Hazırlık dediğimiz şey kendi e, CV'mizi istedilen okullara e, ve bölümlere uygun hale getirmekten bahsediyoruz. Yani başvuru süreci çok daha farklı bir süreç oluyor. Ondan dolayı eğer başvuruyla hazırlık yani CV'mizi hazır hale getirmeyi birleştirirsek 1 bir ve 2 sene arası düşünebilirsiniz. E, son bir sorumuz geliyor. Kore'de açık lise öğretim kabul ediyor mu? Kabul eden okullarda var, kabul etmeyen okullarda var. Gitmek istediğiniz okullara bunu e, bakıp öğrenebiliriz. Eylül dönemi için e, açık lise mezunu olan e, öğrencimizi gönderdik. Bilginiz olsun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım bu video faydalı oldu. Sizin sormak istediğiniz sorularınız varsa lütfen videonun altında yorum bırakın. Biz kesinlikle bu soruya cevap veririz. Ve part 2 bekleyin. Bye. bye, bye.